Merhaba arkadaşlar, ben klasikhoca.com'dan Cemal Hoca. Bugün sizlerle fiilimsiler soru çözümü yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Birinci soruyla başlıyorum. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi yoktur? Şimdi fiilimsi bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Fiilimsi bulurken önce cümledeki fiilleri eliyoruz. Sonra isimleri eliyoruz. Bunları kapatıyoruz. Ondan sonra fiile benzeyen sözcükleri buluyoruz. Bak, fiilimsi bulurken tek tek eklere bakmıyoruz. Mayışmak. Şu sözcükte var mı, bu sözcükte var mı, anası mezar dikecekmiş, şu sözcükte var mı, yok mu diye bakmıyoruz, değil mi? Fiilimsi bulurken yapmam gereken ilk şey ne? Bu cümledeki fiilleri ve isimleri kapatıp geriye kalan sözcüklere bakmak. Şimdi tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Anlatıyor. Bunu kapatıyorum, değil mi? Cümleyi bitiren sözcükleri kapatıyorum. Anlatıyor fiil. Gitti. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Nerede bitti bu cümle? Yatıyor da bitti. Gitti. Bunları görmüyorum. Bunlar benim çekimli fiil. Şimdi kalan sözcükler arasından bakıyorum. Tekerlek, yollar, bir şeyler, uzun yollar bu sesten silkinerek. Ha, fiile benzeyen sözcük ne şimdi? Silkinerek sözcüğü. Silkinerek sözcüğünü alıyorum. Diyorum ki bu fiilimsi. Bu soruda beni türü ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Hangi eki aldığı ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Fiilimsiler genellikle nerede yer alıyor? Cümlenin içerisinde yer alıyor. O zaman ne yapıyorum? Fiilleri ediyorum. Kalanların içerisinden fiile en çok benzeyeni işaretliyorum. Bakıyorum, silkinmek fiile benziyor. Cümlenin içerisinde kullanılmış. O zaman fiilimsi bu cümlede var diyorum. Değil mi? Yoktur dediğine göre A'yı eledim. Bağrında duyulmadık gizli emeller saklar. Cümle bitti. Sakları eledim. En uzak ümitleri fısıldar ruha sesi. Bu bir şiir. Devrik cümleye bir dikkat edelim. En uzak ümitleri fısıldar ruha sesi. Yani en uzak ümitleri ruha sesi fısıldar. Fısıldarı sileceğim, değil mi? Gitti. En uzak ümit, ruh, ses. Bağrında duyulmadık. Duyulmadık var burada. Fiile benziyor. Tamam. Eledim. Devam ediyorum. Şu kalbimin taşkın atışından duyulur seni ne kadar sevdiğim memleketim. Ha, bu tek cümle değil mi? Ama devrik bir cümle. Sen ne kadar sevdiğim memleketim, şu kalbimin taşkın atışından duyulur. Tamam, duyuluru eleyeceğim. Şu isim, kalp isim, taşkın isim, değil mi? Memleket isim, kadar isim, ne isim, seni isim. Sevdiğim var burada bir tane. Güzel. Atış var, atmaktan atış. Güzel. Bunda da var. Eledim. Geçiyorum. Bahçeler boyunca erik, elma, kiraz. Nokta koymuş. Cümle bitti. Tamam, eliyorum. Kiraz gitti, elma gitti, erik gitti, bahçe gitti, boyunca gitti. Boymak diye bir şey var mı bak? Boyunca, boymak yok. Gitti, gitti, gitti. Bu da gider. Su içinde yosun, su üstünde saz. Sazla bitti cümle, gitti. Üst isim, su isim, yosun isim, iç isim, su isim, gitti. Ha, eke bakmıyorum. Eke bakarsan nasıl çözersin biliyor musun bu soruyu? Cevap Denizli. Eke bakarsan dersin ki hocam şurada ınca ince eki var. Burada fiilimsi var. Eke bakmak yok. Fiilleri ele, isimleri ele, fiile benzeyen sözcüğü bul. O zaman fiilimsiyi bulursun. Geçelim soru 2'ye. Bu dizelerdeki fiilimsinin türcü özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Ha, bu özdeş ne demek hocam? Yani yukarıdakinin aynısını bul. Yukarıdaki fiilimsi isim fiilse aşağıda isim fiil bul. Sıfat fiilse sıfat fiil bul. Zarfsa zarf bul diyor. Tamam, o zaman önce yukarıdaki fiilimsiyi bulmam gerekmiyor mu benim? Yukarıdaki fiilimsiyi bulmam gerekiyor. Bakalım. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Gitti. Bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Gitti. Soy, eski, en, dağ, deniz, çoban, hangisi benziyor fiile? Görmemiş, görmemiş, görmemiş fiile benziyor. Bak şimdi, ekleri burada kullanabilirsin, değil mi? Görmemiş, hangi ek var? Miş var. Miş ne? Anası mezar dikecekmişteki sıfat fiileki değil mi? Yani SF eki. Bunun sıfat fiil olduğunu ekinden anlayabilirim. Başka nasıl anlarım? Sıfat fiiller kendisinden sonra gelen isimleri ne yapar? Niteler. Nasıl bir çoban bu? Daha deniz görmemiş bir çoban. Sıfat görevinde kullanılmış sıfat fiil. Anası mezar dikecekmiş. Miş ekini almış, sıfat fiil. Cümlenin neresinde kullanılmış? İçerisinde kullanılmış sıfat fiil. Özdeş dediğine göre, aynısını bul dediğine göre aşağıda ne bulacağım? Sıfat fiil. Devam ediyorum o zaman. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi.
Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bunun dışında bakıyorum sıfata benzer bir şey var mı? Yok, gitti. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Camı eledim, gözü eledim. Değil mi? Alnımı eledim, duvarı eledim. Burada bir fiile benzeyen bir sözcük var. Sönmekten sönen. Burada yanmaktan yanan var. E anası mezar dikecekmişteki anla en değil mi bu? Evet. Hem nasıl anlım yanan anlım. Nasıl gözüm sönen gözüm. O zaman Bursa'yı işaretlerim. Cevabı bulurum. Geçtim 3'e. Fiilimsilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Direkt bilgi sorusu bakalım. Fiilimsiler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir. Evet, fiilimsilerin zaten dildeki varoluş nedeni bu arkadaşlar. Yani ben uzun uzun iki ayrı cümle kurmaktansa fiilimsileri kullanarak tek cümle kuruyorum. İşte eve gittim ve yemek yedim demiyorum. Eve gidip yemek yedim diyorum ve bağlacından kurtuluyorum ve cümlemi kısaltıyorum. Tamam. Fiilimsiler cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır. Evet, zaten o yüzden 3'e ayırıyoruz. İsim, sıfat, zarf. Fiilimsiler her zaman cümlenin başında bulunur. Yok, başında da bulunur, ortasında da bulunur. Hatta biz her zaman içerisinde bulunur diyoruz ama %1 ihtimalle de ne olur? Yüklem bile olabilir. Onunla ilgili bir soru da çözelim bugün, tamam mı? E bu da gitti. Fiilimsiler her zaman cümle başında bulunmaz. Ceyhan'ı işaretledim. Fiilimsi ekleri fiil kök ve gövdelerine gelir. Evet, fiilimsi ekleri fiilden türer. A, B, C'yi, D'yi elerim. Ceyhan'ı işaretler. Soru 4'e geçeriz sizinle birlikte. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili ek diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Hadi bakalım, altı çizili ek. Konuşma, dalaşma, durma, yakalama. Okuyunca hepsi aynıymış gibi geliyor. Ama şimdi ma-ekini çizdiyse bunların kesinlikle arkadaşlar bir tanesi fiilde kullanılmıştır. Olumsuzluk eki ama. Şimdi o zaman fiil olanı biz elersek doğru cevabı buluruz. Değil mi? Kel olan nükteli konuşmalarıyla etrafındaki her zaman güldürülmüş. Güldürülmüşü elerdim. O zaman bu ne olur? Fiilimsi olur. Değil mi? Fiili eledikten sonra fiile benzeyen fiilimsi olmuyor mu? Tamam, devam ediyorum o zaman. Ördek yavruları biraz büyüyünce ortalıkta dolaşmaya başlamış. Başlamışı elediğime göre bu fiile benzeyen sözcükse bu da fiilimsi. Tamam. Gereksiz konular üzerinde çok fazla durmayın. Eledim bunu. Derdi dedem. Ha, derdiyi de eledim. Tamam. Gereksiz konular üzerinde çok fazla durmayın. Bu elediğim sözcükse bunun fiilimsi olma ihtimali yok. Bu fiil. E tamam, burada ma-eki fiilde kullanılmış, bunlar da fiilimsi de kullanılmış. Burada da fiilimsi olacak, cevap da Ceyhan çıkacak. Ne yapalım, denizde yine de kontrol edelim. Sazlıkta yarım daire şeklinde ilerleyen avcılar büyük bir balık yakalamayı umuyorlardı. Umuyorlardı elerim. Geriye kalan sözcük neyi verir bana? Fiilimsiyi verir. E tamam, güzel o zaman. Üçünde fiilimsi, birinde fiilse, ma-eki burada fiilde kullanılmışsa farklı kullanılmıştır. Ceyhan'ı işaretleriz. Seninle 5. soruya geçeriz. Gel 5. soruyu çözelim. Altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Ha, bakalım. Hadi eklere bakarak soru çözülüyor muymuş? Bunu da test edelim. Tamam mı? Şimdi ayırmadığı yürümeye baktığında kurtulmuş. Baktığın zaman tüm fiilimsi ekleri var burada. Bak burada dı, di var. Burada m var. Burada dı, tı, di var. Burada muş var. Anası mezar dikecekmişteki muş. O zaman sadece eklere bakarak fiilimsi sorusu çözülmez. Hangisi fiilimsi değildir? Şimdi 3 tanesi cümle içerisinde olacak. Bunun bir tanesi cümleyi bitiren fiil olacak. O zaman cümleyi bitiren fiili bulursam soruyu çözmüş olurum. Çocuk sessizce geri döndü. Bununla ilgim yok zaten. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş. Ha, bu cümle olmuşta bitiyor. Olmuşu elersen bu fiilimsi çıkar. Değil mi? Devam ediyorum. Yürümeye bile mecali kalmamış. Kalmamışı elersem bu da fiilimsi çıkar. Devam ediyorum. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan onlara baktığında gördüklerine inanamadı. İnanamadığı elersem yine bu fiilimsi çıkar. Çünkü ne yapıyorum? Fiile ediyorum. Fiile benzeyene fiilimsi diyorum. Devam ediyorum. Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş. Cümle burada bitti değil mi? Bak bu senin elediğin sözcük. Bu cümledeki fiil. Elediğin sözcüğü buraya koymuş. Sonra da V bağlacıyla yeni bir söz cümleye başlamış. Ne yapıyoruz her zaman? V bağlacı, ama bağlacı, fakat bağlacı gibi bağlaçlardan önce
bir cümle olabilir. Sonra da bir cümle gelebilir. Bunlar cümleyi bağlayabilir. Ya da bunların yerine bir tane virgül atar, önce cümle koyar, sonra cümle koyar. O zaman cümlenin burada bittiğini fark edip fiili eleyeceksin. Elediğin sözcüğün fiilimsi olma ihtimali var mı? Yok. O zaman Denizli'yi işaretleyip seninle soru altıya geçeceğiz. Bu cümledeki fiilimsi türü aşağıdakilerden hangisiyle sırasıyla doğru verilmiştir? Fiilimsilerin türü. 3 tane fiilimsi bulacağım ve türlerini bulacağım. Tamam, birlikte devam edelim. Hadi. Sabah dümdüz, dümdüz, dümdüz. Nerede bitiyor bu cümle? Sabah dümdüz öğleden sonra dalgalanıp coşar. Bir coşarda bitiyor bak, virgül var. Coşarda bitiyor, virgül var. Değil mi? Bu yüzden sabahın erken saatlerini değerlendirmeye çalışın. Çalışın ve coşar bu iki cümleyi bitiren sözcükler. Bunları eledim, fiilimsilere odaklanacağım şimdi seninle birlikte. Sabah isim, dümdüz isim, ev ve isim, sessiz isim, deniz isim. Burada bir tane olan buldum. Aldığı ek ne? Ol an. Anası mezar dikecekmiş. Yani SF. Ayrıca kontrol edelim. Nasıl bir deniz bu? Sessiz olan bir deniz. Yani yine sıfat görevinde kullanılmış. O zaman sıfat fiil olmayan şıklar eleyeceğim değil mi çocuklar? Şık elemeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Vakit kaybetmemem lazım. Şimdi A ve D kaldı. Devam ediyorum o zaman. Öyle isim, sonra isim, dalgalanıp. Dalgalanıp fiile benziyor. Dalgalanıp. Aldığı eke bakalım. Dalgalanmak fiil, sonunda bir ıp eki var. Ip, ip, up, üp. Neyi verir bana? ZF'yi verir. Zarf fiil eki. Değil mi? Ayrıca nasıl coşar diye sorarım. Dalgalanıp coşar diye söyler. Nasıl sıfatlar isimlerin özelliğini veriyorsa, zarf fiillerde fiillerin ya durumunu ya zamanını bildirir. Ya ne zaman sorusuna cevap verir ya da nasıl sorusuna cevap verir. Nasıl coşar? Dalgalanıp coşar. Ipekinde gördüm. Demek ki sıfat fiilden sonra ne gelecek? Zarf fiil. Bu bana A şıkkını da iletir. Cevap Denizli çıkar. Ama biz isim fiili görelim buradan hemen. Şurada bir değerlendirmeye var. Mayışmak değil mi? Mayışmaktaki M ekini burada görüyorum. Soruyu sağlama alıyorum ve seninle 7. soruya geçiyorum. Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir fiilimsidir? Ha bak, hepsi fiilimsiymiş değil mi? Hepsi fiilimsi ise eklerine artık bakabilirsin. Eleyeceğim bir şey yok. Hepsi fiilimsi. Severek fiilimsi, görmek fiilimsi, bıkmadan fiilimsi, kuruyunca fiilimsi. Tamam, bakalım. Kurumak unca. Inca ince eki. Inca ince eki neyi verir bana? Zarf fiili verir. Severek, arak erek eki. Arak erek eki neyi verir bana? Zarf fiili verir. Hiç bıkmadan, madan meden eki. Bu zaten senin çeldirici şıkkın. Buradaki ma'yı görüp isim fiil yapar mısın diye koymuş buraya. Ama sen biliyorsun ki bu ma eki den ve danla birleşirse, madan meden olursa bunu isim fiille karıştırmayacağını öğreniyorsun sen. Değil mi? Madan meden eki neyi verir? Zarf fiili verir. 3 tanesi ZF çıktı. Bakalım biri ne? Görmek. Mek ne? Mayışmaktaki mek. O zaman bu ne? İsim fiil. Cevabımız ne çıkar? 2 çıkar. Diğer şıklar zarf fiil. Değil mi? O zaman soru 8'e seninle hemen geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır? Biraz önceki soruda bahsettik değil mi? Zarf fiil cümleye ya zaman anlamı katar ya durum anlamı katar. O zaman biz cümlenin fiiline soruları sorarak bulmaya çalışalım. Bu soru nasıl çözülür? Zarf fiil, sıfat fiil isimlerle ilgili özellikleri veriyordu. Zarf fiil fiillerle ilgili özellikleri veriyordu. O zaman bizim elediğimiz fiiller nerede? İşte elediğimiz fiiller tam burada, cümlenin sonunda. Tamam, bu fiillere soru soralım. Sorduğumuz cevap bize zarf fiili verecek mi kontrol edelim. Tamam, gelin hadi bakalım. Havalar soğuyunca hepimiz köyümüze döneriz. Döneriz. Ne zaman döneriz ya da nasıl döneriz? Ne zaman döneriz? Havalar soğuyunca zaman. Soğumak fiil mi? Fiil. Tamam, burada hem zarf var hem de burada fiil var. Zarf fiil. Ayrıca neyle sordum? Ne zaman diye sordum. Tamam, cevap büyük ihtimal A. Ama B'yi, C'yi, D'yi de senin için bir gözden geçireceğim. Büşra koşarak güvercinin arasına daldı. Ne zaman daldı? Koşarak olur mu? Nasıl daldı? Nasıl daldı Büşra? Koşarak daldı. O zaman bu durum bildirir. Bunu direkt eledim. Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi. Nasıl yanıma geldi? Ağlaya ağlaya geldi. Yine durum bildirdi. Gitti.
Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı. Ne zaman çalışmıştı? Bu da çeldirici şık. Ne zaman çalışmıştı? Hadi akşama kadar diye cevap verdin diyelim buna. Peki akşam ve kadar sözcüğü fiilimsi mi? Fiile benziyor mu bunlar? Değil. Peki nasıl çalışmıştı? Dinlenmeden çalışmıştı. Bu da durum bildirir. Eleriz. Seninle soru 9'a hızlıca geçeriz. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem zarf fiil kullanılmıştır? Tamam. Yine ne yapıyorum? Fiilimsimi buluyorum. Sonra fiilimsilerimin hangi tür olduğunu seninle kontrol ediyorum. Gölgesi hala serin, duruşu hala yüce. Bir pınar ki göklere serpiliyor gönlünce. Serpiliyor ellerim değil mi? Benim fiilim. Çünkü devrik cümle burası. Başka var mı? Gölge, serin, duruş var şurada bir tane. Durmaktan duruş. Hala yüce, pınar, gök, gönül. Başka fiile benzeyen sözcük görebiliyor musun sen? Ben göremiyorum. İki tane olması lazım. Hem isim fiil hem zarf fiil. A seçeneğini bu bana ne yapar? İletir. Doluyor dalga dalga açılan sokaklara. Dalga dalga açılan sokaklara doluyor. Fiili başa koymuş. Bunları yeme, tamam mı? Doluyoruz sil. Dalga dalga açılan. Açılan var burada bir tane. Anası mezar dikecekmişten bu SF olur. Ama bana hem isim fiil hem zarf fiil soruyor. Yine de kontrol edelim. Yaklaştıkça büyüyen, genişleyen manzara. Yaklaştıkça, dıkça dikçe var zarf fiil. Büyüyen, genişleyen sıfat fiil ama benden isim fiil istiyor. Bursa'yı eledim. Yağınca göl oluyor. Oluyor fiil olduğu için gitti. Yağmayınca çöl. Hakkınız var bulutlarım beni affedin. Affedin gitti. Bakalım. Yağınca ne zaman yağınca ınca ince yağmak fiil. Bir tane ZF buldum. Yağmayınca da ZF. Bunun diğerinin olumsuzu çünkü değil mi? Ne zaman yağmayınca. Hakkınız var bulutlarım beni affedin. Hak var bulut beni. Hiçbir fiile benzemiyor. Ceyhan'ı da eledim. Nerede bu? Denizli'de. En sona koymuşlar. Ya taş kesilip onu dinlemek istiyorum. İstiyorumlar cümleyi bitiren fiiller eledim. Kesilip var burada bir tane. İp bu ki zarf fiili verir değil mi? İp, up, ıp, üp eki zarf fiili verir. Taş kesilip dinlemek istiyorum. Bir de dinlemek var. Mayışmak, kesilip dinlemek. Biri sıfat fiil, biri isim fiil. Burada ne var? Bir de ünlemek var. Bu da isim fiil. İsim fiil burada, zarf fiil burada, Denizli'yi işaretleriz seninle. Hızlıca diğer soruya geçeriz. 10. soruya geldik seninle. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiildir? Tamam bakalım. Bak, sözcüklerden hangisi diyorsa direkt eklerine atlayamazsın. Mesela fiilimsilerden hangisi sıfat fiil deseydi eklerine bakardık seninle. Sözcüklerden diyorsa o zaman fiilimsi olmayan bir sözcüğün altını da çizmiş olabilir. Tamam mı? O zaman bir kontrol edelim. Hangileri fiilimsi? Dağda dolaşırken yakma kandili. Tamam. Yakmayı elerim. Burası fiilimsi olur. Fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Ha, bu cümlenin fiili ne? Fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Gurbet benim fersiz gözlerimi dağlama. Yani şu sonda olacak bir cümle değil mi? Sonda olacak bir cümle. O zaman bunu direkt elerim şıklardan. Bu çünkü zaten fiilimsi bile değil. Geçtim. Ne söylemez akan suların dili? Ha, akan suların dili ne söylemez değil mi bu? Yine şiir. Şiirlerde hep devrik var fark ediyorsan. Akan suların dili ne söylemez? Söylemez de yine eleyeceğim. Çünkü bak bunlar fiil. İki tane fiil koymuş buraya. Fiilleri elemeyi öğreneceksin. Kaldı elinde iki tane şık. Değil mi? Üç de gitti. Dolaşırken var, akan var. Hangisi sıfat fiil? Bu nasıl su? Akan su. O zaman sıfat. Ayrıca nereden bilebilirim? Anası mezar dikecekmişteki an ekim var mı? Burada var. O zaman cevabın ne? Denizli. Yaparız. 11'e geçeriz seninle. Hadi bakalım. 11. Çok karşılaşmadığım bir soru tipi. Ne olur ne olmaz çıkar diye bu soru tipini de çözeceğim seninle. Bu cümledeki fiilimsi grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hocam fiilimsi grubu ne diye soracaksın. Şimdi cümlenin ögeleri konusuna geçtiysen bu videoyu izlerken aslında bunu biraz biliyorsun. Cümlenin ögelerinde işimize yarayacak bir konu bu. Şimdi sen cümlenin ögelerini böyle bulurken bazılarını upuzun alıyorsun. Hiç bölmeden alıyorsun ya. Aslında onunla ilgili bir soru. Gel birlikte bakalım seninle. Şimdi sana fiilimsi grubunu sorarsa, daha doğrusu fiilimsiye bağlı söz grubu demek daha doğru. Burada biraz soruyu kısaltmak için kısa almışlar.
Fiilimsiye bağlı söz grubunu bul derse ne yapacaksın? İlk yapacağını söylüyorum. Önce fiilimsiyi bulacaksın. Şunu elediğim ev çok güzel hazırlanmış. Akşam sofrası hazırlanmış. Fiilimsi. Değil mi? Tamam. Nasıl bir fiilimsi bu? Hazırlanmış mış eki var, sıfat fiil. Sıfat fiilsi önemli. Tamam mı? Sıfat fiile bağlı önceki sözcükleri bir alıyorsun. Yani hazırlanmışa kadar ondan önce gelen sözcükleri alacağız. Neler var? Güzel var, çok var. Evinde alabilir miyim? Alamam. Niye? Beni ne durdurdu burada? Virgül durdurdu. Burayı bir aldık mı? O zaman çok güzel hazırlanmış diye başlayacak bu bir kere. Tamam mı? Çok güzel hazırlanmış diye başlamayan şıkları bir ele. Çok güzel hazırlanmış diye başladı bu. Buraya kadar geldin. Şimdi bundan sonra bağlı sözcük var mı onu da kontrol etmek zorundasın. Nasıl kontrol edeceksin bakalım. Çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu bekliyor. Ha, bu sıfat görevinde kullanılıyordu ya, değil mi? O zaman nasıl sorusuna cevap vermek zorunda. Nasıl bir akşam sofrası burası? Çok güzel hazırlanmış bir akşam sofrası. Nasıl'a cevap verir değil mi sıfat fiiller? Çok güzel hazırlanmış akşam sofrası. İşte bu nitelediği, özelliğini bildirdiği sözcüğü de buna ekliyorsun. Senin sıfat fiil grubun, daha doğrusu fiilimseye bağlı söz grubun ortaya çıkıyor. Bakalım şıklarda nerede bu? Çok güzel hazırlanmış akşam sofrasını alıyorsun, işaretliyorsun. Bunu da eliyorsun. Tamam mı? Özellikle sıfat fiiller kendinden sonraki sözcükleri de kendine bağlamaya elverişli sözcüklerdir. Niye? Çünkü bir sıfat tamlaması oluştururlar. İsimlerin özelliğini verirler. Bize nasıl sorusuna cevap verirler. Ne yaptık? Fiilimsi grubunu bulurken önceki sözcükleri bağladık. Sonra da sıfat var mı diye kontrol edip onları da bağladık ve bulduk. Cümlenin ögeleri konusunda bunu daha detaylı anlatacağım. Fiilimsi sorularında çok fazla karşına çıkmayacak. Gel seninle 12. soruyu çözelim. Türkçe'de bazı sözcükler isim fiil ekiyle türediği halde zamanla isimleşmiş fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Ne diye öğrettim ben sana bunu konu anlatım videosunda? Kalıcı isim. Yani aşağıda kalıcı isimleri bul diyor. Neydi bu kalıcı isimler? Mesela çakmak sözcüğü. Diyorduk ki biz çakmak makmek ekini almış, maişmak ekini almış. İsim fiile çok benziyor. Ama niye artık biz buna isim fiil diyemiyorduk? Çünkü bu bir nesneye isim olmuştu. Değil mi? Ateş yakmaya yaradığımız nesneye isim olmuştu. Çakmak. Mesela diyorduk ki dolma. Dolma. Dolmak fiilinden türüyor ama artık bir yemeğe isim olduğu için biz bunlara kalıcı isim diyorduk. O zaman buna benzer bir sözcüğü gelsene hangisinde vardır diye soruyor. Seninle birlikte bulalım. Babamın yaptığı uçurtma çok güzel uçuyor. Ha, burada bir uçurtma var. Bak, uçurmak fiilinden türüyor. Maişmaktaki mayı da almış. Ama uçurtma dediğin ne senin? Uçurtma dediğin pek çizemem ama şöyle bir şey değil mi? Çocuk da şurada bunu uçuruyor. Artık bir nesnenin ismi olduysa ben buna fiilimsi diyemem. Adana'yı işaretlerim. Senin için hızlıca BCD'yi de kontrol edeyim. Yanlış yapmayayım. Yorulsa bahçe çapalamak, ödev erken bitmek, telaş, kanamak, kol, bezle sarmayı düşündü. Ha, bezle sarmayı düşündü. Peki bu kalıcı isim olabilir mi hocam? Sarma yemek. Peki sarma yemeğinden bahsediyorsa kalıcı isim olurdu. Ama burada bir şeyi bezle sarmak diyor. Yani fiil özelliğini devam ediyor. Bu çeldirici şıkka düşme. Bunu ele. Senle ne yapalım? İkinci testi görüşelim. Hadi bakalım.